Hoş geldin. Biliyorum bana kızgınsın. Ama merak ediyorum. Bana kızdığın kadar kendine de kızıyor musun acaba? Ne diyeceksen de artık. Diyorum ki, benim güzel kızım, ben artık sana mukayyet olamıyorum. Ne kadar dil dökersem dökeyim sana söz geçiremiyorum. Çünkü sen aklına estiği gibi başına buyruk hareket ediyorsun. Bela seni bulmuyor. Sen belanın ortasına atıyorsun kendini. Ama ben ne yapıyorum? Baban olarak yine seni düşünüyorum. İçine düştüğüm beladan seni kurtarmaya çalışıyorum. Her şeyin de bir son raddesi var tabii. Artık ben de yoruldum. Ne söyleyeceksen söyle. Sıkıldım artık. Demem o ki, artık senin arkanı toplamaktan yoruldum. Çünkü senin yaptığın hatalardan ders çıkarmak gibi bir kabiliyetin maalesef yok. O yüzden kumandayı ben devralıyorum. Kumanda mı? Ne saçmalıyorsun sen? Senin içine düştüğün şu durumdan yara almadan kurtulmanı sağlayacak yolu biliyorum diyelim. Ne yoluymuş bu? Sana akıl sağlığı yerinde değil raporu alacağız. Ne? Of! Dünya yansa haberin olmayacak ya. Yok yok. Bu böyle olmayacak. Elif'i kolundan tutup çiftliğe getirmeden benim acilen bunu Necdet Bey'e anlatmam lazım. Günaydın Tuğçe'cim. Sigara böreklerini sırf senin için yaptım. Ben de anladım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Günaydın kuzum. Günaydın baban. Ya baba ne ya? Ne oldu yavrum? Ben çok üzgünüm. Boyalarımı bulamıyorum. Kızım ben nereden bileyim senin boyaların nerede? Ya kaybolurlarsa? Onlar benim en sevdiğim boyalarımdı. Tuğçe'cim ne oldu? Boyalarımı bulamıyorum. Tülay'cığım, rica etsem tansiyon ilaçlarımı verir misin? Tabii, hemen Aliye Hanımcığım. Ya, babaanne ya! Kızım ne oluyor? Boyalarımı bulamıyorum dedi. O dağınıklıkta kendini kaybetsen bulamazsın tabii. Asuman, kızım, sözde sen de Tuğçe'ye örnek olacaksın. O da sağmış başını gidiyor. Biraz işinle, gücünle, Tuğçe'yle alakadar ol.
Dünden beri boyalarım diye tutturdu. Bir bak, hem odayı da toparla. Tabii Ali Hanım. Tuğçe, sütünü iç. Çıldırdın mı sen ya? Benim böyle bir şeyi kabul edeceğimi nasıl düşünürsün sen? Çünkü mecbursun. Mecbur falan değilim. Akli dengesi yerinde değilmiş. Çıldırdın herhalde sen. Arzu bu münakaşadan galip çıkamayacağını biliyorsun değil mi? Olmaz. Eğer öyle bir rapor alırsan ben Kenan'ı sonsuza kadar kaybederim. Üstelik bana kızımı da göstermez. Sana fikrini soran olmadı Arzu. Yapmak zorundasın. Tek çıkış yolun bu. Ne diyorsun sen ya? Böyle çıkış yolu mu olur? O kadını öldürmeye teşebbüs ettin sen. Kenan bu işin peşini bırakır mı sanıyorsun? Hem hala mahkemede kapanmamış suç dosyaların var senin. Yakayı sıyırdığını zannetme. Yakalandığın an eski davaların tekrar gündeme gelir. Cezan arttıkça artar. İşlediğin suçlardan kurtulmanın tek yolu bu. Ha yok. Ben dört duvar arasında yıllarca hapis yatarım diyorsan sen bilirsin tabii. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Bıktım hepinizden anlıyor musun? Hepinizden nefret ediyorum ben. Arzu Hanım sakin ol. Nefret ediyorum senden anladın mı? Ben de bu hayatı yaşamak istemiyorum anlamıyor musun? Erkut al götür şunu buradan. Bırak beni. Ben bugüne kadar elimden geleni yaptım. Böyle olmasını sen istedin Arzu. Bana başka çıkar yol bırakmadın. Of, kafayı yiyeceğim ya. Rabia teyze nereden öğrendi Elif'in babasının Kenan Bey olduğunu? Acaba televizyondan mı? Ama yok ya, bayağı oldu. Tuğçe, şu sesini biraz kıs ne olur ya? Ya, sus! Yanacağım yoksa. Sen boyalarımı buldun mu? Onu söyle. Ne olur. Bul onları alsın. Onları bana halam hediye etmişti. Önce şu dandıklıkları bir toplayayım, bulacağım. İstersen sen de bir kalk ara, ne dersin? Ha, ben oyun oynuyorum. Of, ne yapacağım ben ya? Rabia teyze telefonda emanet memanet dedi. Elif'i buraya getirmeden önce kesin Necdet Bey'i aramam lazım. Eğer o kız çiftliğe gelirse ben biterim ben. Ne işi kalır dedi Kenan'ı. Mahvolurum. Yaşasın. Bir sürü altınım aldı. Tuğçe, şunun sesini kısar mısın? Lütfen bak, lütfen. Baba, kaç kere aradım, açmadın. Gördüğün an beni ara. Çok acil. Evet, her şey tamam. Kahvaltımız hazır. Şimdi kuzucuklar da bir uyansınlar, afiyetle yesinler. Günaydın ya Rabia teyze. İnciğim, sana da günaydın bebeğim. Çok güzel kokuyor ya Rabia teyze. Size bir güzel ellerimle kahvaltı hazırladım. Yumurtalı ekmek de kızarttım. Yumurtalı ekmek mi? Yaşasın! Elif nerede kızım? Uyanmadı mı daha? Uyandı ama yataktan çıkmak istemiyormuş. Öyle mi? O zaman ben bir gidip bakayım ona. Elif yavrum, madem uyandın niye kalkmıyorsun güzel kızım benim? Kalkmak istemiyorum Rabia teyze. Ama olur mu yavrum? Bak size nar gibi kızarmış yumurtalı ekmek yaptım. Yanında tereyağımız var, balımız var. Ayrıca ayvar içelimiz de var. Hadi.
Hadi kalk beraber yapalım kahvaltımızı. Aç değilim Rabia teyze. Ne olur zorlama. Hadi kalk Elif abla. Yumurtalı ekmekler çok güzel. Ah güzel yavrum benim. Tamam, ısrar etmeyeceğim. Sen ne zaman istersen o zaman yersin. Hadi İnci, biz çıkalım yavrum. Hadi gel İnci. Gel yavrum, otur. Elif babaannesine gidemeyeceği için çok üzülüyor. Ah ben de Elif'ime çok üzülüyorum be yavrum. İçim parçalanıyor. Solu verdi sanki. Peki ne yapacağız ya Rabia teyze? Ah kızım be. Onu ben bir bilsem elim kolum böyle çaresiz kalıverdim. Oh Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Ay Rabia teyze, Elif abayı eğlendirecek aklıma süper bir şey geldi. Parka gitsek ki orada su kalmaz. Ah benim pamuk kalplim ama o dediğini yapamayız. Elif benim gözümün önünde olması lazım. Ya gitmeyeceğiz. Yok yavrum çıkmayalım evimizden. Hem ben sizi oralarda zapt edemem ki. Peki. Oo incim böyle suratını düşürme ama bebeğim. Sonra ben üzülürüm. Bak ne diyeceğim parka gidemeyiz ama ben size kapının önünde bir oyun yapayım. Gerçekten mi? Ne oyunu? E yapınca görürsünüz o zaman. Ha çıkarım ya Rabia teyze. Olmaz. Önce kahvaltımızı edelim, ondan sonra oyun. Tamam? Tamam kuzum benim. Hadi sen aç bari ne olur ya. Efendim Asuman. Necdet Bey merhaba ya. Ben sizinle bir şey konuşmak için rahatsız etmiştim ama müsait misiniz? Ne oldu nedir? Rabia teyze. Kenan Bey'le görüşmek için çiftliği aradı bugün. Dur bir dakika dur. Kim aradı? Rabia da kim? Rabia teyze bizim mahalleden komşumuz. Ha anladım şu Cemal'in bahsettiği. Anladığım kadarıyla Elif'in kim olduğunu öğrenmiş. Ne diyorsun sen? Kendisinin de Kenan Bey'e ait bir emanet olduğunu söyledi. Kahretsin, bir bu eksikti. Elif Rabia teyzeye gidip geliyordu ama hatırlamıyordu. Başka bir şey söyledi mi kadın peki? Yok. Nevzet Bey, eğer Elif her şeyi hatırlayıp anlatırsa kesin kolundan tutup çiftliğe getirir bakın ben söylüyorum. Bunun olmasına asla izin verme. Elif şimdi onun yanında mıymış? Evet. Tamam, sen bana adresi hemen mesaj at. Hadi bekliyorum. Tamam. Bir bu eksikti. Bittin sen Cemal, bittin. Bir sorun mu var Necdet Bey? İşine başa düştü Erkut. Hayırdır? Elif bir kadının evindeymiş. Onu alıp buraya getireceksin. Tabii, ev nerede? Ben sana mesaj atacağım. Sen çık hemen. Yumurtalı ekmek çok güzel olmuş. Afiyet olsun incim. Can olsun, kan olsun kızıma. Ah bir de Elif'im de kalkıp yeseydi daha mutlu olacaktım. Ah, güzelim. Hadi geç otur da kahvaltını yap yavrum. Elif abi yumurtalı ekmek çok güzel. Hadi kızım otur. Sütünü de iç ekmeğini de soğumadan. Hemen yiyin ki sonra size sürpriz var. Sürpriz mi? Ya Rabia teyze kapı önünde bize sürpriz hazırladı. Ya. Tamam o zaman. Hadi güzel kızım ekmeğini soğumadan otur. Hadi. Rüya gibi değildi Zeynep. Gerçekti sanki. Çok garipti.
Hayırlara çıksın inşallah. Sonra başımı bir kaldırdım. Baktım biri oradan bana bakıyor. Yaşlı kadının biri. Ama yüzünü tam göremedim. Ya güneş o kadar çok parlaktı ki gözlerimi açamadım. Sonra ne oldu? Sonra o ışığın ardından birden Elif'in belirdi. Sarıldı bana. Sımsıkı sarıldık. Mis gibi kokusunu içime çektim. O kadar güzeldi ki yani aylardır çektiğim hasret bir anda gitti sanki. Öyle affiledim ki. Ablam benim. Ne güzel bir rüya görmüşsün sen öyle. Sonra yüzünü göremediğim yaşlı kadın. Bir şeyler söyledi bana ama yüzünü tam olarak göremiyordum. Yavrum kızını getirdim sana dedi. Aynen öyle söyledi Zeynep. Sana kızını getirdim dedi. Ay abla ben çok tuhaf oldum. Yani içimde bir ferahlama mı diyeyim, bir umut mu diyeyim? Sorma Zeynep. Ben de o kadar çok etkilendim ki. Gözümü açtığımda böyle kızım yanımdaymışçasına uyandım. Nasıl söyleyeyim? Ya böyle o kadar ferahladım ki. Hani uyandığında da o devam eder ya. Aynı öyleydi. Ablacığım bu rüya belki de sana artık üzülmemeni söylüyordur. Çok yakında Elif'e kavuşacağının habercisidir belki de. İnşallah Zeynep'ciğim. İnşallah. Bu kez ben de çok güzel şeyler hissediyorum. Keşke şöyle birden çıkıp gelse. Birden sarılsa boynuma. Zeynep, Elif'in ilk konuştuğu günü hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Anne demişti. İçim öyle güzel duygularda dolmuştu ki o an. O kadar kuvvetli, o kadar duygu yüklüydüm ki yani dünyanın en güçlü annesiydim sanki. Ablam benim. Ben Elif'imi dünyaya getirdim ama asıl o beni hayata bağladı Zeynep. Ben onun sayesinde nefes aldım hep. Biliyorum ablacığım, biliyorum. Şimdi keşke şurada olsa. Gözlerimin içine baksa. Bir kerecik anne dese bana. Bir kerecik ya. Dünyaları verirdim Zeynep. O kadar çok özledim ki onu. O kadar çok özledim ki. Ne işin var Pelin senin? Güzelim. Ne oldu daldı sanki? Yo. Bir arkadaşımın kitabı bende kalmıştı da o geldi aklıma. Akşam akar mıyız bir yerlere? Bilmem ki. Geçen günkü mekan çok iyiydi ya. Nasıl eğlendik ama. Tam 300-500 kafası. Zeynep'ciğim bir çay daha doldurayım sana. Yok ablacığım sağ ol. Aa Zeynep abla hoş geldin. Hoş bulduk Feride. Feride duymadık geldiğini. Çalsaydın keşke bak elin de ağrımış. Yok abla ağır değil. Yemeklik bir şeyler aldım ben de. Akşama dolma var. Ben yaparım dolmayı. Hayatta olmaz. Sen mutfağa giremezsin. Zeynep ablayla oturun. Ya Feride... Bak alışveriş de sen yaptın. Yoruldun. Yok ablacığım ben hiç yorulmadım. Zeynep abla da burada. Selim abi de gelse birlikte yemek yesek. Ha? Gelir mi Selim abi de? O şimdi okulda. Geçerken de beni alacaktı ama olabilir aslında. Zaten Selim'e biber dolması dediğimiz zaman burada konaklayabilir bile. Süper o zaman. Ben hazırlıklara başlıyorum. Ben pek sevmiyorum öyle face mask falan. Sarmıyor yani. Tabii kullanıyorum ama işte en güzel tarafı da senin fotoğrafların. Bir içim su. Sağ ol.
Zaten sırf senin için açtım bebeğim, biliyorsun. Hı hı. Koray, sen arabayı yıkamadan almaya gitmeyecek miydin? Oo, saatte bayağı geç olmuş. Sen de nasıl vakit geçiyor anlamıyorum. E madem öyle, sen git. E tamam güzelim o zaman, ben kaçtım. Ararım seni. Hı hı. Görüşürüz. Selim. Bak, gerçekten ben istemedim. O geldi oturdu yanıma. Ben de bir şey diyemedim. Yani malum psikopat sonuçta. Pelin, bana açıklama yapmana gerek yok. Kızma bana ne olur. Hayır, kızmıyorum. Yok öyle bir şey. Bu suratının hali ne? Yüzüme bile bakmıyorsun. Çünkü çalışmak zorundayım Pelin. Ayrıca o adamla yan yana oturman da bana pek mantıklı gelmedi. Hatta hiç. Selim, söyledim ya. Pelin tamam. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Ama deme öyle. Bak Pelin, ben seni korumak için elimden geleni yaptım. Sırf bu yüzden Zeynep'e yalan söyledim. Ama sen üstüne düşünü yapmıyorsun Pelin. Bir daha sakın benden yardım falan isteme, tamam mı? Selim, bak anla beni ne olur. Hem sen şimdi böyle konuşuyorsun ama ben seni bilirim. Benim başıma bir şey gelse dayanamazsın sen. Hem bu arada arıyorum, senin telefonlarını açmıyorsun. Yoksun ortada. Buralardayım. Değişik bir şey yok. Bak yine geçiştiriyorsun beni. Pelin, işim var, görmüyor musun? Sen Koray konusuna takıldın. Pelin, ben hiçbir şeye takılmadım. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Sadece dikkat et. O adam normal bir insan değil, biliyorsun. Şey için... Tamam. Eğer müsaade edersen dersime çalışmak istiyorum. Tamam. Yani ben kalkayım o zaman. Sen rahat rahat çalış. Çok sağ ol. Görüşürüz. İşte oldu çocuklar. Efendim, sen bu oyunu biliyor musun? Evet. Yaşasın. Çok teşekkür ederiz Rabia teyze. Ne demek kuzum? Hadi şimdi güzel güzel oynayın. Sen yaşarım mı? Olur. Kalan mı başlasın, çıkan mı? Çıkan. Tamam. Ooo, portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Ben çektim ben. Ama istersen sen de başlayabilirsin. Yok yok, sen başla. Ah yavrum ah. Küçücük canınla neler yaşamışsın öyle. Ama tüm bunlar son bulacak inşallah. Allah'ın izniyle bu akşam konuşacağım babanla. Arzu Hanım. Bana yemek mi getirdin? Evet. Şöyle bırakayım ben. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hiç de bu kadar. Mağazan gelmeden hemen şu numarayı bulmam lazım. İnşallah interneti vardır. Neydi? Hamdi Kuloğlu. Hemen çıktı numarası. Alo, Hamdi Bey merhabalar. Ben Arzu, Arzu Emiroğlu. Teşekkürler, sağ olun. Size çok önemli bir şey sormam gerekiyordu. Akli dengesi yerinde değil raporu olan biri çocuğunun velayetini alabilir mi?
Anladım. İmkansız diyorsunuz. Peki hakkındaki suçlamalardan kurtulabilir mi? Anladım. Yok yok, önemli değil. Şimdi çok acelem var, daha sonra anlatırım ben size. Teşekkür ederim. İyi günler. Ne yapacağım ben şimdi ya? Suçlamalardan kurtulmak için tamam desem, bu sefer de Tuğçe'yi kaybedeceğim. Kenan'ın hayatından tamamen çıkacağım. Yok. Yok, ben bunu kabul edemem. Heyet işi çözüldü yani. Bugün birkaç kişiyle görüştüm. Raporu çıkarmak sandığımızdan da kolay olacak. Güzel. Siz yine de tedbiri elden bırakmayın. Tabii tabii, hiç merak etmeyin. Hastanede bir problem çıkmaz değil mi? Hastane tarafı da kolay. Anladım. Ne yap et, o raporu çıkart Faruk Bey. Ha, gel canım. Doktorla mı konuşuyordun? Arzu'yu merak etmiş. Rapor falan diyordun ama. Şey, ya sen kafanı yorma böyle şeylere, boş ver. Ama karınım ben senin. Yani bana söylemek istemiyorsun. İyi peki. Ya ne alakası var? O zaman dur tahmin edeyim. Bu rapor Arzu'yla alakalı değil mi? Evet. Peki ne raporu bu? Akli dengesinin yerinde olmadığını gösteren bir belge. Ne? Hakkındaki suçlamalardan ancak bu şekilde kurtulabiliyoruz. Başka bir çıkar yolumuz yok. Neyse. Aslında tam isabet olmuş. Zaten deliden bir farkı yok ki. Ben gideyim de size peynir ekmek hazırlayayım yavrum. Acıkırsınız sonra. Yaşasın. Şimdi domates doğrayabilir mi? Olur tabii yavrum. Ben de sana yardım edeyim mi Rabia teyze? Yok yavrum. Ben hazırlarım. Hem oyalanmış olurum. Ama sakın kapının önünden bir yere ayrılayım demeyin. Tamam yavrum benim? Tamam Rabia teyze. Hadi. Ya ama ya, bu sayılmaz. Hadi Elif abla, hadi. İnci, ne yapıyorsunuz böyle? Sık sık oynuyoruz. O neymiş ki, çok sıkıcı. Biz pınarlarla saklambaç oynayacağız. Siz de gelsenize. Saklambaç mı? Oley! Hadi gel. İnci nereye? Saklambaç oynayacağız ya. Hadi Elif abi, ev olmadan sen de gel. İnci dur bir dakika. Buradan ayrılamayız. Rabia teyze öyle dedi ya. İnci hadi, ilk kazanana cips kola alacak Pınar. Ne? Cips kola mı? Hemen geliyorum. İnci geri dön lütfen. İnci dedim. Geri dön İnci. İnci bekle. Kime be, kime be? Pınar'a be. Ya ben ne oluyormuşum? Mızıkçılık yapma. Demir sen yancın, eve sen. Hadi Pınar, dön arkana da say. Hadi Pınar, mızıkçılık yapma ya. Kaça kadar olsun? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi Elif abi, koş. Sen de dakika. İnci dönmemiz lazım. Ne olursun Elif abi, eberecek bizi. Kazanırsak cips varacağız ama. Sakın hadi koş. İnci hayır. Sakın hadi koş. İnci of. 15.
Allah Allah. Nereye gitti bu kızlar şimdi ya? Ay ben bir bakayım. Hadi. Bırak beni, bırak. Gelmek istemiyorum. Lütfen Erkut abi. Erkut abi mi? Hatırlıyorum ben. Bırak beni. Olmaz Müre. Ben bir şey yapmayacağım sana. Hadi. Elif! 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 Kimsin bir adam? Bırak kızı, bırak. Karışma işime teyze. Bırakmam Elif'i. Evet, çekil be. Elif, kaç kızım, kaç. Ne var? El kadar çocuktan ne istiyorsun? Rahat bırak onu. Yazık değil mi? Ya kadın bir sus. Kötü bir şey yapmayacağım. Birine götüreceğim sadece. Kurban olayım yapma. Ben onu annesine götüreceğim. Yazık, günah değil mi? Bir çocuğu annesinden ayırmanın vebalini nasıl taşırsın sonra? Ya yeter, yeter. Elif. Elif gel buraya. Erkut abi, yalvarırım beni bırak. O kötü insanlara verme beni. Ne olur Erkut abi, ne olur. Lütfen Erkut abi. Benim, rahat ol. Ay. Uğrayıp seni bir tebrik edeyim dedim. Hapse girmemek için harika bir plan yapmışsın da. Ne diyorsun sen ya? Akli dengesi yerinde değil ha. Bravo doğrusu. Tam isabet. Arzu, ne diyeceğim biliyor musun? Hazır rapor almışken biraz hastanede yatsan ya. Gerçi senin deli olduğuna inanmaları için rapora falan gerek yok ama. Sen ne diyorsun ya? Sakın bana dokunayım deme. Benim hamile olduğumu unutuyorsun galiba. Ben seni var ya. Eğer saçımın tek bir teline zarar verirsen Necla sana ne yapar? Umurumda bile değil. Sakın dedim. Sakın dedim Arzu. Hala anlamıyorsun değil mi? Kaderin ağzından çıkacak tek bir söze bakıyor. Boş tehditlerini kendine sakla. Şimdi buradan çıkıp polise burada olduğunu söylememem için bana tek bir sebep söyle. Hadi Arzu, ne bakıyorsun öyle? Boş tehdit ha, boş tehdit. Hostelin belanı versin. Ben hepinizden nefret ediyorum. Ben hepinizden nefret ediyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Bunun teklifini kabul etmekten başka çarem yok. Ne olur Erkut abi, bırak beni. Ben Rabia teyzenin yanında kalmak istiyorum. O insanları verme beni, ne olur. Onlar çok kötü. Verme beni onlara. Onlar çok kötü. Verme beni onlara. Etme, eyleme oğlum. Görmüyor musun yavrucağın halini? Şu altın kalpli kıza nasıl kıyarsın? Ne olur bırak, burada kalsın. Elif
abla neredesin? Çok korktum kayboldun diye. Buradayım İnci, merak etme. Oğlum, evladım, bir parça vicdanın kaldıysa bırak kızı burada ne olur. Sen uyma şeytana. Öyle olsun. Allah senden razı olsun evladım. Allah razı olsun senden. Teşekkür ederim Erkut abi. Çok teşekkür ederim. Tamam, tamam. Siz de durmayın daha fazla burada. Benden sonra yine gelebilirler. Güvenli bir yere gidin. Eşyaların ne suçu vardı? Ne? Kırıp dökmüşsün yine. Baba, ben şu belgeyi düşündüm de. Bak yine sorun çıkartacaksan. Hayır hayır. Amacım sorun çıkartmak değil. O belgeyi alacağım. Sesimi de çıkartmayacağım, merak etme. Kendi iyiliğin için. Ama bir şartım var. Bu pis yerden çıkmak istiyorum. İyi, tamam. Aklın başına geldiğine göre. Elif abi her gün sabır yiyince, sen tek çıkmayınca ben çok korktum. Hem de evde o adamı görünce daha çok korktum. Ama bak kurtuldum işte. Sana bir şey olmasın Elif abi, olmasın. Sandığımdan daha büyük tehlikedeyim Şalcık. Hemen buradan uzaklaştırmam lazım onu, hemen. Nasıl bir işe kalkıştım ben ya? İlla vicdan yapacaksın değil mi Erkut? Ne diyeceğim ben şimdi Necdet Bey'e? Anlarsa yandığımın resmidir. Sabah telefondaki kız bana çıktı demişti dışarıya. Herhalde gelmiştir şimdiye kadar. Çalıyor. Ya yine arıyor ya. Rabia teyze of. Sen de taktın mı takıyorsun ya. Ya sus artık sus ne olur. Biri duyacak şimdi. Bu lan sirene gibi bu da. Teyze de böyle zarıl zarıl aradığına göre Necdet Bey hala bir şey yapmadı anlaşılan. Babam da ortalıklarda yok. Neyse. Şu kabloyu saklayayım da babamı tekrar ararım sonra. Ne lan?
tır geçti üstümden sanki. Kaç saattir böyle yatıyorum aga ben ya. Her yanım mahvolmuş. Ha? Of. Of lan of. İnşallah oh, bu kırılmamıştır. Oh. İyi. Kırık çıkık yok bunda. Bu ne lan? Bir Asuman aramış, bir Necdet aramış. Hiçbirisini de duymadık, iyi mi? Önemli bir şey mi var acaba? Efendim? Baba, arıyorum arıyorum ulaşamıyorum sana. Allah aşkına neden bakmıyorsun şu telefonlarına ya? Neredesin sen? Neredeysem neredeyim. Sana ne? Duymamışım işte. Ne aradın bir ton? Baba, Allah neler oldu be bilsen. Rabia teyze bugün Kenan Bey'i aradı. Ne diyorsun sen? He? Kenan kim? Ya hani ben sana ne kadar zaman evvel söylemiştim ya baba. Kenan, Elif'in babası diye hani zengin iş adamı olan. Hatta her yerde kızı arıyorlardı hani hatırladın mı? Ya he he. E'si var mı? Daha ne e'si? Rabia teyze Kenan Bey nasıl bulmuşsa bulmuş. Sabah telefonla evi aradı. Vay, kesin Elif'i söyleyecek baba. Allah Allah. Kızım sen nereden biliyorsun Rabia karısının o adamı aradığını? Sen ne alakasın ya? Çünkü Kenan Bey'in evinde çalışıyorum ben. Ne? Nasıl yani? Ne işin var senin o evde? Necdet Bey istedi. O gönderdi beni çiftliğe. Ajanlık gibi bir şey yapmamı istedi. Öyle görevlendirdi beni diyelim. Demek o gün bahsettiği iş buydu. Ulan, ulan nasıl olur benim kızıma ajanlık yaptırır bu herif? He? Kimsin lan sen? Ya neyse ney baba. Ya şimdi bunları düşünmenin sırası değil. Sana diyorum ki Rabia teyze evi aradı. Hem de bir değil iki değil araması ya. Ya ben açmasaydım telefonu ne olacaktı? Bak bu insanlar Elif'i bizim sakladığımızı öğrenirlerse var ya mahvoluruz biz. Allah Allah. Yahu bu kadının zaten başından beri bizim başımıza iş açacağı belliydi. Peki ne yapacağım ben şimdi? Baba, sen git Elif Rabia teyzeden al. Ben Necdet Bey'e haber verdim zaten artık çaresine o bakacak. Demek Necdet şerefsizi deli gibi onun için aramış beni ikide bir ha? Tamam, tamam şimdi gidiyorum. Tamam, bir şey olursa ara beni. O telefonu da duy bir zahmet tamam mı? Tamam kızım ya, tamam. Tamam hadi şimdi ben çıkıyorum hadi. Zaman vurur geçer.